Kehf suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Şeytan Allah'sın. Ne güzel bak, Rahman ve Rahim hep Rahman da Rahim de sevgiyi vurgulayan kelimeler. Rahim koruyucu, sevgili anlamında seven. Kedi bile diyor Bediüzzaman ya Rahim ya Rahim diye zikir çeker diyor. Hani ve hırılıyor ya küçük ya. Ya Rahim diye hırlar diyor şey böyle var. Sevgi sözcüğünü çıkar. Yani mutluluğunda yani sevgi derken kedi orada mutlu oluyor. Mutlu olması nedir? Sevgiden mutlu oluyor. Ya Rahim zikri çeker diyor Bediüzzaman. Rahman ve Rahim ikisi de sevgi ifade eden kelimelerdir. Kökenleri de her ikisinde sevgi vardır. Rahim koruyucu, koruyan, sevgiyle koruyan, sahip çıkan, hep hayrına koşan, hayır için gayret eden, tabi Cenab-ı Allah'ın gayrete ihtiyacı yok da anlamanız için söylüyorum. Elçi de yakınlıkta sevgi dışında bir şey beklemiyorum sizden diyor. Her zaman sevgi. Evet. Hamd, kitabı kulluğu üzerine indirin. Bak hamd, hemen hamdla başlıyor Cenab-ı Allah. Hamd, sevgi kelimesidir. Allah'a hamd etmek ne demek? Ya Rabbi seni ben çok seviyorum. Sana teşekkür ediyorum diyorsun. Evet. Hamdın anlamı budur. Evet. Seni deliler gibi seviyorum. Sana sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. Hamdın anlamı bu. Hamd kitabı kulu üzerine indiren. Peygamber üstüne kitap inmiş. İyi tabii ki biz dünyaya gelince yani biz bilemeyiz ki ne yapacağımızı. Yani akıl almaz bir anormallik olur bize bildirmese Allah haşa. Ya ahireti anlayamayız. Cenneti cehennemi bilemeyiz. Ya hiçbir şey bilemeyiz. Bu bayağı tehlikeli bir şey olur. Ya din olmasa yani ben şimdi burada ağzıma dayanmak istemiyorum da yani çok korkunç olur. Cinayet falan hepsi helal olur yani. Her şey. Her türlü rezillik yani. Bilemez ki adam yani. Ben canım istedi yaptım der. Neye göre suçlayacaksın adam yani? Kötüye ayırtmanın imkanı yok tabi. Kitabı inlemesi bir kere Allah'ın bizi sevmesinden kaynaklanan bir rahmet ve nimet. Kitap inmesi ama deliririz ya ayrıca yani. Aklımız gider yani. Uçsuz bucaksız evrende ne olduğumuzu da bilemeyiz yani. Beynimiz içinde görüntü seriyor sonra insan aklını atar yani. Allah bildirdiği için her şey süt liman oluyor. Çok rahat oluyoruz. Bak, onda hiçbir çarpıklık kılmayan Allah'a aittir. Kur'an'da hiçbir çarpıklık yok. Adam diyor ki çarpıklık var, onu biz hadisle düzeltiyoruz diyor. Kur'an'da çarpıklık var, hadisle biz onu düzgün hale getiriyoruz diyor. Müşrik kafalı olanlar. Bak Cenab-ı Allah yine Kur'an'ı sürekli övüyor, kafaları iyice basıyor ama inanmıyor adamlar. Bir türlü Kur'an'ın yeterine inanmıyor bak. Dosdoğru bir kitaptır ki. Ya dosdoğru bir kitap diyor, inan işte. Dosdoğru diyor, yani eksiksiz, kusur, dosdoğru demek budur. Mükemmel. Kendi katında şiddetli bir azapla uyarıp korkutmak. Yani eğer rahat durmazsanız diyor Cenab-ı Allah, anarşi meydana getiririm, terör meydana getiririm, savaş meydana getiririm, zelzeleler olur, ekonomik buhran meydana getiririm, sürünürsünüz diyor. Dünyada. Ahirette de cehennem diyor. Bak ne diyor? Şiddetli bir azapla. Normal bir azap değil. Şiddetli bir azap. Şu anda da İslam aleminde şiddetli bir azap var. Ama bak Cenab-ı Allah diyor ki salih amellerde bulunan salih. Zaten salih hemen başlıyor bir güzellik salih. Samimi. Samimi ne demek? Güzelliği en güzel şekilde yaşayan. Sevgiyi en güzel şekilde yaşayana derler salih diye. Sadece kelimenin kendi ferahlatıcı zaten. Bak Rahman Rahim kelimeler mesela ferahlatıcıdır. Sadece sevgi ifade eder. Ama mesela Kahhar, Allah'ın Kahhar ismi. Kahredici ismi. Orada sevgi ifadesi gizlidir. Şöyle, küfrü kahreder, mümini kurtarır. Müminin intikamını alır.
Allah sevdiğinin intikamı, sevdiği mutlu olur intikam alınınca. Evet, maşallah. O da Allah'ın bir sevgi gösterisidir. Allah'ın küfrü kahretmesi müminlere sevgisindendir. Onun içinde de gizli bir sevgi vardır. Evet.